Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada ünlem işareti aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir şekilde kullanılmıştır? Ele tek çekmekle el ayak çekilmek arasındaki farkı bilmeyeceksiniz. Etekle ayağı birbirine karıştıracaksınız. Yani Türkçe bilmeyeceksiniz ve romancı olacaksınız. Hiçbir ülkede görülmeyen bu mucize Türkiye'de sık sık görülüyor. Ana dilini öğrenmeden ünlü şair olmak, ünlü yazar olmak Türkiye'de mümkün. Bakın arkadaşlar, buradaki ünlem işaretleri hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmış. Yani kastedilen şey aslında mecaz anlam. Yani bunun bir mucize olmadığı, Türkiye'de mümkün olmadığını söylüyor. O yüzden burada kinaye vardır diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Bu ünlem işaretinin tanımıdır. Burada böyle bir kullanım yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Seslenme, hitap veya uyarı sözlerinden sonra konur. Burada da böyle bir seslenme yok, hitap yok. B seçeneğini elemiş olduk. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden sonra kullanılır. Evet arkadaşlar, biz de açıklamamızda bunun bir kinaye olduğunu söylemiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti farklı bir amaçla kullanılmıştır? Yaban'da Yakup Kadri Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir. Bakın arkadaşlar, Yakup Kadri'nin eseri olan Yaban'ı belirtmek amacıyla tırnak işareti kullanılmış. Duvar, Atilla İlhan'ın toplumcu anlayışta yazdığı şiir kitabıdır. Yine Atilla İlhan'ın kitabı olan Duvar'ı belirtmek amacıyla tırnak işareti kullanılmış. Huzur, edebiyatımızın en güzel aşk romanlarından biridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseri belirtilmek için tırnak işareti kullanılmış. Yazarın aşk romanı edebiyatımızda en çok basılan eserlerdendir. Yine arkadaşlar bakın, burada da eseri belirtmek amacıyla tırnak işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Bilginin önemi konusunda birçok makale kaleme almıştı cümlesinde ise bakın arkadaşlar, burada bilgi midir yoksa bilginin önemi konusunda mıdır? İşte bu anlam karışıklığını gidermek amacıyla tırnak işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Mayıs'ın 20'sinde Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor. Avrupa özel isim olduğu için kesme işareti kullanılmıştır. Doğrudur. Tarih bildiren gün, ay ve yıl adları büyük harfle başlar. Gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Yine rakamlardan sonra gelen ya da sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru kullanılmıştır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Bize yükselme dönemindeki anlaşmaları sordu. Bakın arkadaşlar, dönem bildiren ifadeler büyük harfle yazılır. O yüzden ondan sonraki gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yunus Emre'nin şiirlerini severek okuyorum. Yunus Emre özel isimdir. Ondan sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. İstanbul'umuzun tarihi yerlerini gezmek istiyorum. İstanbul özel isimdir. Ondan sonraki gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Boğaz Köprümüzün güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez ifadesinde Boğaz Köprümüzün arkadaşlar buradaki kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Bunun bitişik yazılması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti farklı bir amaçla kullanılmıştır? Düzeltme işareti A, I ve U ünlülerinin üzerine gelen bu işaretlere denir. Eski adıyla şapka diye de ifade edilmektedir. Seçeneklere bakalım. Karacaoğlan, aşık edebiyatının önemli temsilcileri arasındadır. Buradaki aşık arkadaşlar tutkun ya da diğer adıyla vurgun anlamına gelir. Sevgiliye tutkun, sevgiliye vurgun anlamına gelir. Bir de sizin de bildiğiniz gibi aşık var.
Bu da ne demek aşık? Eklem kemiği demek. Bakın burada anlam karışıklığını gidermek için düzeltme işaretinin kullanıldığı görülmektedir. İslamiyet öncesine dayanan bazı adetler günümüzde de devam etmektedir. Buradaki adet gelenek demek arkadaşlar. Bir de sizin de bildiğiniz gibi adet var. Bu da tane anlamına gelir. Yine anlam karışıklığını gidermek için kullanıldığını görüyoruz. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik diyor Yenişehirli Avni cümlesinde ise bakın yar burada sevgili anlamında kullanılır. Bir de yar var. Bu da uçurum demek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine anlam karışıklığını gidermek amacıyla kullanılmış. Çocuğun yüzündeki ifade halini ortaya koyuyordu cümlesinde ise hal burada nedir? Durumdur. Bir de hal var. Bu da pazar yeri anlamına gelir. Burada da yine ne olmuş arkadaşlar? Anlam karışıklığını gidermek için kullanılmış. Kitapta kullanılan kağıt türüne her yerde rastlamak mümkün değil cümlesinde ise düzeltme işareti Arapça ve Farsça'da arkadaşlar G ve K ünsüzlerinden sonra gelen A sesinde konulan bir ifadedir. Bundan dolayı da arkadaşlar anlam karışıklığını gidermek için kullanılmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözde kullanılması gereken noktalama işaretiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz şiirler içinde 35 yaş gibisi var mı dedi ve Cahit Sıtkı'nın bu güzel şiirini okumaya başladı cümlesinde bakın tırnak işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Tırnak içinde herhangi bir şeyi belirtmek için arkadaşlar tek tırnak işareti kullanılır. Seçeneklere baktığımızda ise çift tırnak işareti için alınmalıdır. Yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. Yay ayret için alınmalıdır. Bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. İki kısa çizgi arasında gösterilmelidir. Ara söz değil ki böyle yapılsın. Bunu da elemiş oluruz. İki virgül arasına alınmalıdır. Yine ara söz değil ki böyle yapılsın. Bunu da elemiş oluruz. Bakın burada tek tırnak için alınmalıdır diyor. Bizim açıklamamız da bu şekildeydi. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti doğru kullanılmıştır? Ziya Gökalp Türkçülüğün fikir babası olarak kabul edilir. Bakın arkadaşlar burada yapım eki var iki tane. Ondan sonra gelen çekim ekinin kesme işaretiyle ayrıldığını görüyoruz. Bu yanlış arkadaşlar. Normalde bitişik yazılması lazım. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Kamusu Türkiye, Türkçenin önemli sözlüklerinden biridir. Yine Türk'ten Türkçe olmuş bir tane yapım eki almış. Sonraki gelen ekin kesme işaretiyle ayrılmaması gerekiyordu. Bunun da bitişik yazılması lazımdı. Bundan dolayı C seçeneğini de demiş oluruz. Tarihte Türklüğün nice şanlı sayfası olduğunu dile getirdi cümlesinde ise yine Türk'ten Türklük olmuş bir tane yapım eki almış. Ün ekinin çekim eki olduğunu görüyoruz. Kesme işaretiyle ayrılmış. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu da yine bitişik yazılmalıydı. Bundan dolayı D seçeneğini de demiş olduk. Anadolu'yu Türkleştirmede Alperenlerin rolü yadsınamaz ifadesinde yine arkadaşlar bakın Türkleştirmede demiş. Buradaki kesme işaretinin de yanlış kullanıldığını görüyoruz. Bunun da bitişik yazılması lazım. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bizim için Türkiye'nin sadece coğrafi konumu önemli değildir cümlesinde. Türkiye özel isimdir, ülke adıdır. Dolayısıyla bundan sonraki gelen çekim ekinin kesme işaretiyle ayrılması doğrudur arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır? Kadının Osmanlı'da önemli yeri olduğunu söyledi cümlesinde. Önemli yeri olan kadın mı yoksa kadı mı? Bu anlam karışıklığını gidermek için tırnak işareti kullanılmıştır. Yazar ve şairler yazının sınırlarını belirlemeli cümlesinde ise yazın edebiyat demek bir de yazı var. Yine bu anlam karışıklığını gidermek için kullanılmış. Bir devletin kalkınmasında bilginin
önemi yadsınamaz. Cümlesinde ise bilgi midir bu yoksa arkadaşlar bilgin midir? Yine anlam karışıklığını gidermek için tırnak işareti kullanılmış. Sorunun kaynağı hakkında bize genel bilgiler verildi cümlesinde ise sorun mudur yoksa arkadaşlar soru mudur? Bu anlam karışıklığını da gidermek için yine tırnak işareti kullanılmış. İntibahın Türk Edebiyatı'ndaki yeri üzerine makale yazmış cümlesinde ise bakın buradaki tırnak işaretinin eseri belirtmek amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanılması doğru değildir? Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine gelen ekleri ayırmada kullanılır. Doğrudur arkadaşlar bu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Bu da doğrudur. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmada kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat kurum ve kuruluş adlarına hatta iş yeri adlarına gelen ekleri ayırmada kesme işareti kullanılmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez demiş. Ben onun nasıl bir insan olduğunu bilmez miyim cümlesinde soru işareti kullanılır. Yazar Ateşten Gömlek romanında neden söz ediyor demiş soru ifadesi var. Yine soru işareti gelir. Geçen girdiği sınavda kaç soruyu doğru çözmüş? Cevap almak amacıyla yazılmış bir cümle olduğunu görüyoruz. Ve soru ifadesi var. O yüzden bunun da sonuna soru işareti gelir. Yahya Kemal hangi şiirinde hece ölçüsünü kullanmış? Yine soru bildiren bir ifade olduğu için bunun da sonuna soru işareti gelir. Fakat gözler hemen dalıyor bir parıltı gördü mü cümlesinde ise buradaki mü zaman anlamına geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Gözler hemen dalıyor bir parıltı gördüğü zaman. Soru ifadesi yok. Zaman anlamı katmış. O yüzden bunun sonuna arkadaşlar nokta gelmesi lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizelerde kesme işareti aşağıdaki amaçlardan hangisiyle kullanılmıştır? Güzelliğin 10 para etmez bendeki bu aşk olmasa cümlesinde bakın normalde bu para etmez şeklindedir. Buradaki kesme işareti arkadaşlar A ünlüsünün düştüğünü göstermek amacıyla kullanılmış. Genellikle şiir cümlelerinde ölçü gereği ölçüyü tutturmak amacıyla arkadaşlar bu tarz kullanımların kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle Karacaoğlan gibi. Seçeneklere bakalım. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için bunu elemiş olduk. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için burada özel isim yok. Bunu da elemiş olduk. Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için burada kısaltma yok. Bunu da elemiş olduk. Saygı bildiren sözcüklere gelen ekleri ayırmak için bu saygı bildiren bir sözcük değil. Bunu da elemiş olduk. Seslerin ölçü gereği düştüğünü göstermek için biz de bunu anlatmaya çalışmıştık. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmasına gerek yoktur demiş. Daha önceki bir sorumuzda hatırlarsanız düzeltme işaretini açıklamıştık. A, I ve U seslerinin üstüne gelen şapka işaretine denir arkadaşlar. Balzac, Goriot Baba adlı romanında mekan tasvirine önem vermiştir cümlesinde bakın. Buradaki arkadaşlar K sesinden sonra geldiği için A sesinin kullanıldığını görüyoruz. Arapça ve Farsça ifadelerde G ve K'den sonra gelen A ve U ünlülerine düzeltme işareti gelir. Burada da bu amaçla kullanılmıştır. Aşık edebiyatında ozanlar şiirlerini bağlama eşliğinde söylüyor. Yine bakın aşık demiş. Aşık mı? Aşık mı? Bunu belirtmek amacıyla. Cahit Pilebi'nin Rüzgar adlı şiir kitabını büyük bir zevkle okudum. Rüzgar demiş. Bakın G sesinden sonra geldiği için kullanılmış şapka işareti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde hayal kavramı önemli bir yer tutar. Bu dursun. Şirket istediği karı sağlayamadığı için şubelerini kapatma kararı aldı. Arkadaşlar kar mıdır, kar mıdır?
bunu belirtmek amacıyla kullanılmış. Fakat hayal kelimesinde ne anlam karışıklığını gidermek için ne de G ve K sesinden sonra geldiğini görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayranç ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır? Bir şiirin izleyini anlamak için şairin genel yönelimlerini bilmek gerekir cümlesinde izlek tema demek. Görmüş olduğunuz gibi burada yay ayraç eş anlamlı kelimeler için kullanılmıştır. Ahmet Haşim'in şiirlerinde sembol ve mecazlar önemli yer tutar. Sembol simgedir arkadaşlar. Yine eş anlamlı kelime için kullanılmıştır. Namık Kemal'in Tahrib-i Harabat eseri Türk Edebiyatı'nda tenkit türünde yazılmış ilk eserdir. Tenkit eleştiri demektir. Bu da arkadaşlar eş anlamlı kelimeler için kullanılmış. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde anlatacağı ilgeç ve belirteç konusunda birkaç makale okumuş cümlesinde ise yay ayraçların yine eş anlamlı kelimeleri belirtmek için kullanıldığı görülmektedir. Fakat Romeo ve Juliet, Hamlet, Shakespeare tarafından yazılan en önemli eserlerdir cümlesinde. Bakın yay ayraç yabancı bir kelimenin okunuşu için kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli sanatçılarını işledik cümlesinde kesme işareti doğru kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Tarih dersinde eski çağın önemli tarihi olaylarını ele aldık. Bakın burada da doğru kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğini elemiş olduk. TDK'nin çıkardığı yazım kılavuzu üzerine bir eleştiri yazısı kaleme almıştı. Burada da doğru kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Mahalledeki Rıza Efendi ile nedense yıldızları bir türlü barışmadı cümlesinde. Burada da doğru kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Türk Tarih Kurumu'nun konuyla ilgili araştırmaları iki cilt halinde yayımlandı cümlesinde. Hatırlarsanız 8. soruda bunu ifade etmiştik. Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.